Arkadaşlar Merhabalar Bu videomda mezun 2021 tayfa ve geometriye yeni başlayanlar için bir program hazırlamıştık. Ee, o programı bu hafta neler yapacaksınız ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar yani bu programa mezunlar ne zaman başlamıştı? Ağustos'un 5'inde başlamıştı. Ağustos'un 5'inde başlayan grup için e, bunu anlatacağım. Ve sonradan da katılanlar olabilir. İşte birkaç hafta geriden gelenler hatta bir ay geriden gelenler olabilir. Hiç sıkıntı yapmayın. Çünkü bir ay bile geriden gelseniz aynen buna takip edin arkadaşlar. Aynen bunu. Sen şimdi başlasan hesap et. Bakalım hesap et ne zaman bitecek. Ben Çünkü bunu başlattığımda Şubat'ın sonunda bitiyordu galiba. Bir ay geriden gelsen Mart'ın sonunda bitecek. Ya da Mayıs'ın sonunda bitecek. Bunlar yeterli arkadaşlar. İki ay so bu programa iki ay sonra başlayan için bile e sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü e ona göre hazırlanmış bir program zaten bu. Evet. Öncelikle kaçıncı haftadayız arkadaşlar? 10. hafta ve 11. hafta. Ben geçen hafta yani şey acil geometri çözeceksiniz diye hesap ettim. Çünkü önceki bir program hazırladığım kişiler kişilere şey yapmıştım. 2 hafta boyunca acil geometri çözün demiştim. Ama size de bir hafta çözün dediğimi unuttum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yorumlarda yazdığınız mı yazmadınız mı bilmiyorum. Yorumları da okuyamıyorum çok yoğunluktan dolayı. Lütfen kusura bakmayın. E zaten ben e, şurada şey yapmıştım arkadaşlar. 10. hafta bilerek böyle sadece ve sadece dörtgen konusunu vermiştim size. Sadece ve sadece dörtgen konusu. Çünkü niye? Bitmeme ihtimali vardı. Belki de acil geometri sizin bitmemişti ya da elinizdeki başka bir kaynak. Hani acil geometriyi hocam geçen seneden çözdük zaten. Bu sene çözmüyoruz. Farklı bir kaynaktaki üçgen testi bitmemiş olabilir diye yine iki haftaya da yani hem dörtgeni halledecektik bu hafta az bir konu. Hem de bir yandan da acil geometri bitmedi, bitmedi ya çözmeye de devam edecektik zaten. Ama şimdi bu videoyu izleyen arkadaşlar için ayın kaçındayız? Ayın 12'sinde. Ayın 12'sinde bu videoyu izleyen arkadaşlar büyük ihtimalle üçgenleri bitirmiştir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. He, siz programa göre belki geçen hafta dörtgenleri çalıştınız. Çalıştıysanız iyi yaptınız. Aynı zamanda da acil çözgüseniz çok iyi yaptınız. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Şimdi dörtgenler konusuna başlıyoruz. Dörtgen, dörtgen, dörtgen. Arkadaşlar e, geçen haftanın da rehberliğini yapayım. Dörtgenler konusunda konuşmam lazım çünkü. Arkadaşlar bundan sonraki konu dörtgenler. Yani özel dörtgenler de var. Paralel kenar, eşkenar, dörtgen, dik, dörtgen, kare bilmem ne falan filan. Konu anlatımında da göreceksiniz arkadaşlar. Siz bu zamana kadar üçgenleri anladınız ya. Üçgenleri yapıyorsunuz ya. Eğer bak dediğim konumdaysanız, üçgenleriniz orta ve üzeri konumdaysanız harikasınız, mükemmelsiniz. Dörtgenlerde, paralel kenarda, eşkenar dörtgende, dikdörtgende, karede hatta çokgenlerde bile hiç zorlanmayacaksınız. Çünkü benim başlıkları göreceksiniz. Dörtgen diye bir başlık atarım. Üçgenlerden çözülebilen kısmından bahsederim. Önce tanımını veririm. Sonra üçgenden çözülebilen kısmından bahsederim. Sonra paraya kenar derim. Tanımını veririm. Sonra hep üçgenden çözülebilen kısımlarından bahsederim. İşte bu çok önemli arkadaşlar. Sen aslında farkında değilsin. Şu an dörtgen konusunun %80'ini yapabilecek kapasitesindesin. Kapasitedesin. Paralel kenar konusunun %80'ini yapabilecek kapasitedesin. Ama farkında değilsin. Ama şu da olmaz belki. Hani paraya kenarda değil de dikdörtgende belki. Dikdörtgen konusunda hiç çalışma. Aç testi. Özellik değil de normal üçgenlerden yapmaya çalış. %80'ini kesin yapabilirsin. Paraya kenarda yapabilirsin aslında. Bunun farkında değilsin. Ben bunun farkındalığını göstereceğim sana. Ne zaman göstereceğim? Konu anlatımını dinlediğin zaman göreceksin zaten bunu arkadaşım. Çünkü paraya kenar. Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgendir benzerlik çok fazla karşısına çıkacak. Bunun farkında değilsiniz. Siz hep dörtgenleri özellik zannettiniz. Ee, oy o yanılgıyı bırakın. Arkadaşlar paraya özelliklerini yazsam şuraya. Tamam mı? duvara assan e, yazdığım şeyi bütün kuralları duvara assan soruların %20'sini anca, öyle, anca yapabilirsin biliyor musun? Çünkü soruların %20'si özellikten çıkıyor. Geri kalan %80'i hep üçgen bilgisiyle çıkıyor. O yüzden dediğime lütfen kulak as. Ve sınavda da arkadaşlar çok etkisini göreceksiniz. Üçgen bak dediğim gibi üçgenleri iyi hallettiysen bundan sonra dörtgenler konusunda çok da rahat bir şey geçireceksin. Dörtgenleri çok iyi bir şekilde yapacaksın. Ya hocam ben üçgenleri tam anlayamadım ya. İşte ortanın üst, orta ve alt seviyedeyim diyen arkadaşlar da vardır. Hiç üzülme. Ciddi anlamda hiç üzülme. Çünkü sen dörtgen konusunda ne yapacaksın biliyor musun? üçgenleri tekrar edeceksin. Üçgenleri tekrar ettiğin için sen hem dörtgenleri anlayacaksın hem de üçgenleri sağlamlaştıracaksın. Farkında olmadan üçgenleri tekrar edeceksin ve geriye dönüp yeniden bir kitap çözmeye kalktığında üçgenleri takır takır çözeceksin. Yani sen çok iyi olsan süper bir konumdasın. Gideceksin paraya kenarı dikdörtgeni kareyi çok rahat çözeceksin. Sen üçgenlerin süper olmasa bile az seviyede olsa bile yine iyi durumdasın aslında farkında değilsin. Çünkü ben dörtgenlerin hepsini önce üçgen bilgisini anlatıyorum. Yani sen üçgenleri tekrar edeceksin aynı zamanda ve hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacaksın. Arkadaşlar geçen hafta dörtgenleri ne yaptınız hallettiniz. Dörtgenleri hallettiyseniz görmüşsünüzdür. Ayın 5'inde başladınız yani siz ben işte çekmeyi unuttum. Videosunu çekmeyi unuttum. Ama siz e, beni beklememişsinizdir. Büyük ihtimalle şey yapmışsınızdır. E, bunu halletmişsinizdir. geometri vericini de halletmişsinizdir. Orta seviyedeki kaynağı da halletmişsinizdir diye düşünüyorum. Ha, halletmeyen arkadaşlar. 12. yani bunu 11. hafta olarak düşünecek olursak arkadaşlar. Ayın 12'si ya bugün. E, hem dörtgeni hem de paralel kenarın ikisini birden aynı anda halledebilirsiniz arkadaşlar. Hiç Merak etmeyin. Dörtgenler zaten az. iki videoda anlatmışım arkadaşım. Para kenarda zaten üçgen bilgisi olduğundan çok fazla seni yormayacak. E, yormayacak. Hiç, çok fazla yormayacak. Ciddi anlamda yormayacak. Rahat bir şekilde. Bundan sonraki konular senin için çok rahat olacağı için hiç sıkıntı yapma. Evet ayın 12'sindeyiz. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. E, ben bu şekilde de hani kendim yazdım dörtgenleri. Dörtgenleri kendim yazdım. Ondan sonra dizgici buldum arkadaşlar. Bir ara dizgicim gitmişti çünkü. Ee, o haliyle PDF birleştirilmiş halini de o linke koyarım. Bütün dörtgenler diye ama e, şunu da bekliyorum arkadaşlar açıkçası. Şu an çokgenler yazılıyor. Bu hafta içerisinde çokgenleri de yazdıktan sonra bütün dörtgenler diye bilip, birleştirip öyle koyabilirim. Ya da PDF24 diye bir site var arkadaşlar. O indirdikleriniz şeyleri ben de orada birleştiriyorum. Onu söyleyeyim. PDF24 diye bir site var. Oradan PDF'i birleştirebilirsiniz. O şeyleri yükleyip dosyaları yükleyip de en azından elinizdeki PDF'leri o, o şekilde birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. E neyse. Evet bu hafta ne yapacaksınız arkadaşlar? Pazartesi ve salı Ön çalışma. Şöyle hızlı bir şekilde baksanız yeterli arkadaşlar. Yeterli olur. Belki bazılarınız vakti yoktur. Bazı arkadaşlar bu konuda çok şikayetçi. Ama benim için olmazsa olmazlardan da bakarsanız süper olur. Bir ön çalışma hazırlığı yapsanız iyi olur arkadaşlar. Hızlı bir şekilde soruları çözmeye çalışın. Çözüm etmeniz kalsın. Ee, ayın 14'ünde çarşamba günü bizim geometri biliyorsunuz. Geometri günü. Ee, ne yapıyorsunuz? Paraya kenar konusunun videolarını izliyorsunuz. 5-6 video olması lazım. Belki de 7 video. Bilmiyorum. Unuttum şimdi. Eee Oradaki konuyu çok iyi bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Üçgenlerle ilişkisini çok iyi bir şekilde kurmaya çalışın. Bundan sonra paraya kenardan sonra ufkunuz daha da dörtgenler adına ufkunuz daha da geliştirecek onu söyleyeyim. Çünkü eşkenar dörtgen, deltoid onlar size vız gelip tırz gidecek yani. Hatta dik dörtgen, dik dörtgende bir ara şey dedim mesela ee, videoya başlama istersen hiç dinleme aç dikdörtgen dikdörtgen konusunu soruların yüzde seksenini yapabilirsin dedim. Bir öğrenci de yorum yazmış harbiden hocam dediğiniz gibi yaptım dedi. Siz de aynı şekilde arkadaşlar ama öncelikle bir paraya kenarı da yapabilirsiniz ama e, dinleseniz iyi olur çünkü üçgenle ilişkisini daha dörtgenlerin üçgenle ilişkisini tam kuramadınız arkadaşlar ondan dolayı dinleyin çok faydasını göreceksiniz. Sonra geometri ilacı çözeceksiniz perşembe günü. Yani ayın 15'i. Ee, yalnız paraya kenardan 5-6 test olması lazım Yarısını ayın 15'inde Diğer yarısında da e, Yine burada çözebilirsiniz arkadaşlar Ayın 16'sında çözebilirsiniz cuma günü Sonra kendiniz orta seviyede bir kaynak seçin Demiştim orta seviyedeki bir kaynağı da Ne yapacaksınız cumartesi ve pazar Yine ikiye bölüp çözebilirsiniz arkadaşlar Tamam çok fazla yormayın diye Yani o geometri çalıştığınız günlerde Soru çözdüğünüz günlerde Başka bir derste çalışın diye söyledik arkadaşlar Hatta SML hocanın da Günü ne zamandı ya perşembe günü müydü Ha perşembe günüydü galiba. Ya perşembe cuma video atma günü arkadaşlar. E, SML hocanın da e, konu anlatımını da en azından o günlerde de dinleyebilirsiniz ya da perşembe günü dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Ya da şu geometrin ile çözeceğiniz gün dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Tamam? Evet. Söyleyeceklerim bu kadar. Paraya kenar ciddi anlamda önemli. Paraya kenara çok önem verin arkadaşlar. Paraya kenar sorularını yapıyorsanız eğer Diğer dörtgen sorularının çoğunluğunu çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Dikdörtgen, kare, yamuk hatta paraya kenar sorularının e, bütün özelliklerini içeriyor arkadaşlar. Paraya kenardaki soru tiplemelerinin hepsi, hemen hemen hepsi dikdörtgende, karede ve yamukta da var arkadaşlar. O yüzden bu konuya lütfen ama lütfen önem verin. Tamam Bu haftaki söyleyeceklerim bu kadar. Bundan sonra unutmam arkadaşlar. Vallahi kusura bakmayın. E, geçen hafta unutmuşum. Ya unutmuşum derken yani... Çekiyorum biliyorum karıma işledi hatta şu an e, saat kaç yarın 8'de kalkacağım saat 3'ü 17 geçiyor. Yani e, 12 Ekim pazartesi sabah 3'ü 17 geçiyor. Sabah 7.30'da da kalkacağım bu arada. E, normalde hep böyle video çekiyorum zaten. Geç hafta da çekecektim de bunların bu hafta soru çözme zamanı diye aklıma gelmişti. Kusura bakmayın arkadaşlar olur böyle şeyler arada. Evet bu haftaki söyleyeceklerim bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.